Merhaba arkadaşlar, Baretli Mühendis kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Ferhat Polat, Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ekranda da gördüğünüz üzere okulumuzun sitesi. İlk videomu çekiyorum. İlk videomun konusu şimdiden söyleyeyim Erasmus olacak. Yeni yeni videolar çekmeye başlayacağım. Ben hayatını ikiye ayıranlardanım. Eğitim hayatımı ve özel yaşantımı ikiye ayırıyorum. Dolayısıyla videolarda böyle gelecek. Bazı videolarda eğitimimle alakalı videolar çekeceğim. Diğer videolarda da yaşamda neler yaptığımızı, başımıza neler gelebileceğini, bazı insan tiplerini değerlendireceğimiz videolar olacak. İlk videom eğitim yaşamımla ilgili bir video olacak. Erasmus sınavına girdim. Erasmus sınavını kazandım. Erasmus'a, Çek Cumhuriyeti'ne, Ostrava Üniversitesi'ne gideceğim. Bununla ilgili bir video yapmak istedim. Erasmus'a nasıl gidilir? Ayrı bir süreçtir. Ve dahi Erasmus belgelerinizi hallettikten sonra gideceğiniz ülkenin vize şartları nelerdir? Çek Cumhuriyeti'ne gideceğim için Cumhuriyeti Konsolosluğundan istenilen belgeleri size anlatacağım. Abdullah Gül Üniversitesi'nde Erasmus işleriyle ilgilenen Agü Youth Factory adı altında bir kuruluş var. Her üniversitede olduğu gibi Erasmus'un bir sınavı oldu. Erasmus sınavımız Şubat ayında olmuştu sanırım. Erasmus'ta şöyle bir şey var. 50 puanın altında alırsanız Erasmus'a gitme şansınız olmuyor. 50 puanın üstünde almanız gerek. Bölümünüzün kontenjanı neyse ona göre sıralanıyorsunuz. Mesela ben inşaat mühendisliği öğrencisiydim. İnşaat mühendisliğinden Erasmus sınavına girenlerin listesi çıkarılıyor. 50 puan altındakiler direkt eleniyor zaten. 50 puan üstündekiler de Erasmus'a gitmeye hak kazanıyor. Fakat her üniversitenin belli bir kontenjanı var. Bu kontenjan bizde 2 artı 2 mesela. 2 kişi asil gidiyor. Diğer bölümlerden boşluk olduğu zaman da artı 2 kontenjanla öğrenci yollayabiliyorlar. Benim sınava girdiğim dönem, yani bu Şubat ayında yaklaşık 7 veya 8 kişi 50 puanın üstünde almıştı ve ben 6. sıradaydım. Yani Erasmus stajı yapma hakkım oluyor çünkü 50 puanı geçtim. Fakat Erasmus stajı yapmak isterseniz gideceğiniz şirketi kendiniz buluyorsunuz, anlaşmanızı yapıyorsunuz, sonra okulla işleri yürütüyorsunuz. Erasmus için ise eğitim için gitmek istiyorsanız İlk ikiye girmem gerekiyordu mesela benim. Ümitsiz halde beklerken, hani sonuçta 7. sıradasın, ilk iki gidiyor. Diğer bölümlerin kontenjanlarını kullandığını düşündüğün zaman Erasmus'a gitme gibi bir şansın olmuyor. Yani ben 2. sınıftayken Erasmus sınavına girdim. Şu an 3. sınıfa geçeceğim Eylül ayında. Benim önümdeki arkadaşların 4'ü 5'i bir hariç 3. sınıfta sınava girenlerdi. Yani 4. sınıfa geçiyorlardı. Dolayısıyla son sene Erasmus yapmak istemeyenler oldu. Erasmus sadece staj için kullanmak isteyenler oldu. Gitmek istemeyenler oldu. Dolayısıyla bana kontenjan açıldı ve ben Erasmus'a gitmeye hak kazandım. Demek ki birinci aşamamız ne? Erasmus sınavına giriyorsunuz. Sınavla ilgili birkaç açıklama yapmam gerekirse. Her üniversitenin sınavları farklı oluyor diye biliyorum. Bizim sınavımızda bize verilmiş 2-3 sayfalık bir makale vardı. O makalenin özetini çıkarıyorduk. Ayrıca da makale ile ilgili boşluk doldurmalı sorular vardı. Erasmus sınavı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir. Abdullah Gül Üniversitesi %100 İngilizce eğitim verdiği için sadece yazılı sınav oluyor. Eğitim dili Türkçe olan bazı üniversitelerde yazılı sınavın yanında bir de sözlü sınav yaparlar. Bizde böyle bir mülakat yoktu. Sınav sonuçları bölüm bölüm açıklandı. Şu an ne oldu? Ben Erasmus sınavına girdim. Erasmus sınavını kazandım. Erasmus'a gitmeye hak kazandım. Sonraki aşama Learning Agreement. Erasmus'a gitmeye hak kazandınız. Gideceğiniz üniversiteyi seçtiniz. Üniversitenin öğrenci sistemine kayıt olmanız gerekiyor. Üniversitenin öğrenci sistemine kayıt olduktan sonra ders seçimi yapmanız gerekiyor. Learning Agreement da sizin kendi okulunuza alacağınız dersler ve gideceğiniz üniversitede alacağınız dersler. Bu sayfada benim 3. sınıfın ilk döneminde Abdullah Gül Üniversitesi'nde alacağım dersler yazıyor. Bu sayfada da kendi üniversitemde alacağım derslerle eşleşen Ostrava Üniversitesi'ndeki dersler var. Bazı dersler eşleşmediği için alamıyorsunuz. Kendi üniversitenizde bir sonraki sene alabilirsiniz. Bazı dersleri de 4. sınıfta alacağım Technical Elective dediğimiz seçmeli derslerin yerine aldık. Agreement'ın tamamlanma süreci nedir? Dersler birbirine eşleştiği zaman dosyayı üniversitenin, gideceğiniz üniversitenin sisteminden indirirsiniz. İndirdikten sonra kendi üniversitenizin, kendi bölümünüzün Erasmus koordinatörüne
imzalatırsınız. Zamanında kendiniz de imzalarsınız. Bu belgeyi taratıp sisteme yüklersiniz. Sisteme yükledikten sonra karşı üniversite imzalar. Bu belgeden sonra kabul belgesi hazırlanır. Size ıslak imza ile yollanır. Kabul belgesi vize sürecinde sizden istenen bir belgedir. Geleceğiniz ülkenin dilinde gelir. Vize sürecinde bu belgeyi siz ıslak imzalı halde isterler. Dolayısıyla karşı taraf bu belgeyi size kargolar ve en geç gelen belge aslında budur. Bu işlemleri hallettikten sonra sıra geldi vizeye başvurmaya. Gideceğiniz ülkenin konsolosluk sitesine girmeniz gerekiyor. Ben Çek Cumhuriyeti'ne gideceğim için Çek Cumhuriyeti konsolosluk sitesine girdim. Başvuracağım vize türü uzun süreli vize eğitim için bizden istenen belgeleri sıralamışlar. İlk belge pasaport. Pasaportta önemli olan nokta şu: Türkiye'ye dönüş tarihinden itibariyle 90 gün daha geçerli bir pasaport olmak zorunda. Eğer böyle değilse pasaportunuzun süresini gitmeden önce uzatmanızı tavsiye ederim. İkinci belgemiz başvuru formu. Başvuru formunu konsolosluğunun sitesinden indirebilirsiniz. İstenilen bilgileri girdiğinizde başvuru formunu da halletmiş olacaksınız. Üçüncü belge kabul belgesi. Kabul belgesini konuşmuştuk. Learning Agreement'ı yaptıktan sonra, öğrenci sisteminden ders seçtikten sonra onlar size kabul belgenizi yolluyorlar. Dördüncü istediği belge kalınacak yer ile ilgili belge. Ben Ostrava'ya gittiğim zaman Çek Cumhuriyeti'ne o üniversitenin yurdunda kalacağım. Dolayısıyla ben bu belgeyi o üniversitenin yurdundan istedim. Mail attım. Kalınacak yer ile ilgili belge istiyorlar. Ne yapabilirim dedim. Kendilerinin bu belgeyi zaten konsolosluğa gönderdiklerini söyledi. Dolayısıyla bu belge ile ilgili kalacağınız yer eğer yurtsa kalacağınız yurda mail atarak sormanızı öneririm. Bir diğer belge finansal hibe belgesi. Türkiye'deki kuruluşunuz finansal hibe belgesini size Türkçe veya İngilizce verecek. Bu belgede aylık olarak kaç euro alacağınızı yazıyor. Bu belge Türkçe veya İngilizce olabilir dedim. Vize sürecinde Çek Cumhuriyeti Konsolosluğu bu belgelerin Çekçe'ye çevrilmesini istiyor. Belgem İngilizce'ydi mesela. İngilizce'nin Çekçe'ye çevrilmesi Türkiye'de direkt olmuyor. Önce Türkçe'ye çeviriyorlar, sonra Çekçe'ye çeviriyorlar. Dolayısıyla bu biraz fiyatı arttırıyor. Belgeniz Türkçe ise direkt Türkçe'den Çekçe'ye çevrilmesi daha uygun bir fiyata denk geliyor. Bir diğer belge sabıka kaydı belgesi. Adli sicil kaydı belgesini bulunduğunuz il adliyesinden alabilirsiniz. Fakat apostil mühürlü lazım. Apostil mühürü dediği o kurumun, adli sicil kurumunun mührünü içeren belge. Çek Cumhuriyeti Konsolosluğu bu belgeyi böyle istiyor. Dikkat etmenizde yarar var. Apostil mühürsüz adli sicil kaydı götürdüğünüzde muhtemelen vize alamazsınız. Ayrıca denilen belgelerin Çekçe olması gerekiyor. Kabul belgemiz İngilizceydi. Adli sicil kaydımız ve apostilimiz Türkçe. 3 belgeyi Çekçe'ye çevirmek zorundasınız. Noter onaylı bir şekilde. Son belgeniz ise sağlık sigortası. SSK'lı iseniz Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında TRCZ, ülkelerin kodları bunlar. TRCZ 111 adlı bir belge var. O belgeyi doldurduğunuzda sağlık sigortanız orada da devam ediyor. Fakat SSK'lı değilseniz, bağ kurulu ya da emekli sandığına bağlıysanız sağlık sigortasını herhangi bir şirket üzerinden yapmanız gerekiyor. Bu belgeleri hallettikten sonra Çek Cumhuriyeti'nin konsolosluğundan randevu talebiyorsunuz. Randevu talebinizi erken yapmanızda fayda var. Benim gibi bir ay sonrasında randevu verdiklerinde böyle kalırsınız. Size en büyük tavsiyem şu olur: belgelerinizi kısa sürede halledin, randevunuzu kısa sürede alın, başvurunuzu yapın ve vizenizi bekleyin.